Efendim hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Derin Kutu'yla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta özellikle Avrupa'nın ikiyüzlü politikalarını konuşmuştuk. Daha doğrusu uzun uzun konuşulması gereken bir konuydu. Devamını bu haftaya da aldık. Nedeni de şu, iki tane önemli konuğum var. Avrupa'nın geçmişini ve analizlerini çok iyi bilen konuklarım. Ben hemen sağımdaki konukla başlamak istiyorum. Evet, Faruk Şen, profesör, doktor eğitim kısmımız var. Özellikle Türkiye-Avrupa eğitimiyle ilgili başkanlık yapıyorsunuz. Tabii biz Avrupa'dan her şeyi iyisini alalım diyoruz, kötülerini bırakalım ama kötülerini bize bırakmışlar, iyileri de kendilerine almışlar. Hayırlı akşamlar diliyorum tekrar. İyi akşamlar Sabri Bey. Alçın Koçak, eski milletvekillerimizden öğretim üyesi, özellikle Türk-Alman ilişkilerinde çok önemli bilgilere sahip. Sizlere de hayırlı akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Üstadımız olarak da önemli bilgilere inşallah bu akşam yer vermiş olacağız. Evet Faruk Hocam, Avrupa'nın diplomasi dilini dediğimiz zaman özellikle diplomasi dili İngilizlerden kalma olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz haftaki programda hayır, aslında Avrupa'nın hepsi bir aileden dağılmadır diye önemli bir tespit ve bilgi vardı. Biz Avrupa'daki dili, örneğin her türlü alçaklığı uygulamakta sınır tanımazlar. Onu da çok kibar bir şekilde, hiç sinirlenmeyecek şekilde yüzünüze de gülerek bu bir diplomat dilidir derler. Bu diplomasi dili bizim bilmediğimiz ne yönleri var, nasıl bir dil? Şimdi Avrupa'nın diplomasi diline baktığınız zaman bir, riyakarlık var. İki, söz verip yerine getirmemek var. Üç, nabza göre serbest vermek var. Dört, kendi öz çıkarlarını çok fazla öne çıkarmak var. Şimdi diyeceksiniz ki her ulusun diplomatik dilinde öz çıkarlar öne çıkarılır. Fakat bunun bir sınırı vardır. Avrupa'da bu sınır yok. Yani buna baktığınız zaman Avrupa'nın 28 ülkesi, Avrupa Birliği ülkesi, göç dalgası hızlandığı zaman Suriye'den 3,2 milyon Suriyeli mültecinin Avrupa'ya gitme sorunu olduğu zaman Avrupa'nın lideri Merkel 7 kere Türkiye'ye geldi. 7 kere Cumhurbaşkanı'ndan görüştü, Başbakan'dan görüştü. Aman bunları bize yollamayın. Biz size her türlü kolaylığı sağlayacağız. 3 milyardan 6 milyar euro vereceğiz. Bunun evet. Dışında geri kabul anlaşmasını kabul etmeniz halinde Schengen'i de tatbikata koyacağız ve bir adım daha ileri gittiler. Avrupa Birliği'nden sizin tıkanmış olan ilişkilerinizi açacağız dediler. 28 Mart 2016'da biz bunu imzaladık. Avrupalı diplomatlara bunu inanarak yaptık. Fakat sonunda gördük ki bir yıl içinde artık Türkiye'den Avrupa'ya kaçışları önledik biz ve bu konuda NATO'yu da belirli ölçüde kullandılar ve NATO ülkeleri biz de dahil olmak üzere maalesef Yunan karasularını Türkiye'den kaçacak göçmenlere karşı koruduk ve aradan 1,5 yıl geçtikten sonra baktılar artık Türkiye'den herhangi bir tehlike yok, mülteciler gelmiyor. Bir, artık yollasanız da bir şey olmaz dediler. İki, Schengen anlaşmasını hiçbir şekilde uygulamaya koymadılar. Üç, bırakın Avrupa Birliği ile ilişkilerin gelişmesi, fasılların açılması, gümrük birliğinin genişletilmesine bile izin vermediler. Demek ki Avrupa ülkelerinin diplomatik dili biraz riyaya, biraz yalana dayanıyor. Fakat tabii ki bizim de bunlara inanmamamız lazım. Yani bizim de çok köklü bir diplomasimiz var Osmanlı'dan beri ve şu anda hakikaten Türkiye'nin en kaliteli insanları dış işlerinde çalışır. Bizim de bunlara inanmamamız lazımdı. Ya basiretimiz bağlandı ya başka şeyler oldu. Biz bunlara inandık ve şunu görüyoruz ki Avrupa şu anda yalnız bize karşı değil. Bakın, Myanmar'da olaylar oluyor. Orada öldürülen insanlar var. Bunlar Müslüman olsun, Hristiyan olsun o kadar önemli değil. Bunlara karşı en büyük, en küçük bir yaptırım yok. Gelelim Kudüs'teki olaylara. Avrupa ülkeleri bu konuda Musevileri kızdıracak, İsrail'i kızdıracak hiçbir adım atmıyorlar. Bir adım daha ileri gidelim. Avrupa'nın temel öğesi ülkelerin
toprak bütünlüğüne saygı ve sınırlarına saygıdır. Bugün Avrupa ülkeleri her ne kadar yapma etme deseler 24 Eylül'de Barzani'nin burada bir referandum yapmasına yeşil ışık yakıyorlar. Bir adım daha gidelim. Amerikalılar silah yardımında bulunurken Alman Savunma Bakanı oraya giderek oradaki Barzani adamlarının eğitimine katkıda bulunuyor. Demek ki toprak bütünlüğü de bunlar için büyük bir olay değil. Ve şuna bakarsak gene Avrupa'nın dili, İran belirli tavizler verdi nükleer konuda. Birleşmiş Milletler'in 5 ülkesi artı Almanya ambargonun kaldırılmasına karar verdi. 5 ülke buna biraz riayet ediyor. Niçin ediyor? Yani Almanya, Fransa, İngiltere oraya mal satmak istiyor. Orada yatırım yapmak istiyor. Fakat bir Amerika çıkıyor ve bunların hepsini silip atıyor. Ben diyor bu anlaşmayı imzaladım ama ben Ruhani hükümetine bu şansı vermeyeceğim diyor. Peki, şu çok önemli bir husus. Dışişleri Bakanı da çok önemli, diplomaside iyi yetişmiş bir yapımız olduğunuzu söylediniz. Osmanlı'dan tutun bugüne kadar çok güçlü olduğumuz yapılardan biri. Bu hafıza beni biraz yanıltıyor. Nedeni de şu, Avrupa'nın bunca yani 50 yıllık kapıda beni diktiğini düşünürseniz, ben yerine göre taviz verdim, Yunanistan'ı NATO'ya aldınız. Yerine göre taviz verdim, Rum kesimini NATO'ya aldınız. Birçok yasaklı ülkenin bugün Avrupa Birliği'ne girdiğini veya Avrupa Parlamento Konseyi'ne de dahi üye olduğunu görüyoruz. Bunlara baktığımızda ben ne kazandım da gerçekten bu ödünleri verdim? Yerine göre belki de eleştiri olarak bunu da biraz aşmamız gerekiyor. Burnumuzun dibindeki adalara kadar herkese verdik neredeyse. İtalyanlar burnumuzun dibindeki adalara söz hakkıydı. Onları da Yunanistan'a terk ettik. Hatta bize ait olduğu söyleniyor. Bu diplomasiyi bu kadar zeki olduğumuzu ifade ediyoruz. Ben çocukken atalarımdan özellikle aile büyüklerim bana işte bebe olduğumuz dönemlerde bir Türk 10 Rus'a bedeldir derdi. Bizi şişirirlerdi böyle. Aynı mantığı siz büyükler de bugün bize uygulamıyor musunuz? Yani neyi elde ettik? Şimdi ilk olarak çok önemli bir noktadan başlayalım. Hakikaten 1936'daki anlaşmalara sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 12 ada Ege Adaları'nın Türkiye'ye verilmesi konusunda İtalyanlar, Almanlar büyük girişimlerde bulundular. Maalesef o zamanki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün benim bu adalara gidecek gemim bile yok diyerek bu konuya ilgi göstermedi ve Yunanlılara bıraktık. Belirli şartlarda bıraktık, silahlanmayacak işte belirli şeyde bir yerleşim fazla olmayacak diye. Bırakın onları son 2 yılda bizim 18 küçük adacığımızda Yunanlılar tarafından işgal edildi. Biz hala ses çıkarmadık. Yani artık bizim şu anda Yunanlıların Ege Denizi'ndeki politikaları çerçevesinde neredeyse bizim vizesiz Ege'de denize girme şansımız kayboldu. Bu sadece diplomatik hata değil. Bunlar politik hatalar. Zira diplomatlar hükümetlerin emrinde kuruluşlardır. Hükümetlere, dışişleri bakanlarına, başbakana, cumhurbaşkanına belirli açıklamalarda bulunurlar ama diplomatların karar alma yetkisi yoktur. Biz de bu konuda kaliteli de olsa diplomatlarımız, demek ki hükümetler 1945 yılından itibaren belirli hatalar yaptılar. Dış politikada hataların cezasını hep kendimiz, halkımız ödedi. Yani kaliteli diplomasi olayları evirir çevirir fakat karara bağlayamaz. Karara bağlamak hükümetlerin işidir. Bakın en son olarak gördük Kıbrıs'ta. 1,5 yıldır müzakereler sürüyor. Mustafa Akıncı 30 kişilik heyetle gidiyor Cenevri'ye. Dışişleri Bakanımız 30 kişilik heyetle gidiyor. Anastasiyas, Kıbrıslı Rumlar, Yunanlar gidiyor, İngilizler gidiyor. İngilizler bir gün kalıp da onu dönüyorlar. Bizimkiler orada tatil yapıyor ve Anastasiyas... Kendi gözlemcilerini aslında bırakıyorlar orada. Evet. Anastasiyas kediyle kedinin fareyle oynaması gibi bizde oynadı. Ve Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü kararı var. Zira onların kaybedeceği bir şey yok. Onlar Güney Kıbrıs, AB'nin bir parçası. Bakın 600 bin kişi bütün paralarını bitirdiler. 26 milyar euro Avrupa Birliği'nden fon aldılar. Yardım fonu. Bu kişi başına İspanya, Yunanistan veya Portekiz'de verilenden daha fazla.
ve Kıbrıslı Rumlar bundan olaydan memnun. Sorun olan biziz, zira benim oraya da direkt uçuşum yapılmıyor Avrupa'dan. Benim üniversitelerimin tanınmasına büyük zorluklar çıkarılıyor şey olarak. Malımızı yurt dışına satamıyoruz. Böyle bir konumdayız. Ve ben şunu görüyorum ki artık Kıbrıs'ın çözümünün iki çözümü var. İlk çözümü Kıbrıs'ın ilhak edilmesi. Başka bir olanak seçenek kalmadı. 1974'ten evet. Yahut 1983'te ülkenin kurulmasından 34 yıldır bu konuda hiçbir erişim olmadı. İkincisi de Kıbrıs'a çözüm olur. Ne zaman olur biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti AB'nin bir parçası olursa olur. Onu da siz görebilirsiniz ama ben Yalçın Bey'le bizim görme şansımız biraz güç gibi geliyor. 50 yıla bakacak olursan. Sizin de güç gibi geliyor. Doğru. Çocuklar. Fakat şunu görüyoruz. Türkiye diplomasisine kazıklar yedi. Kazıklar yedi. Uslanmadık mı? Musul ve Kerkük'te biz kazıklar yedik. Basiretimiz mi bağlanıyor yahut belirli politik yanlış var mı? Ne oluyor da yani Avrupa'nın o şaşalı yaşamı, kültürü vesairesi benim diplomatlarım veya hükümetimin temsilcilerinin gözünü mü boyuyor? Yani buraya gireceğim derken asaletimden bir şey vermem mi gerekiyor? Nedir yani? Açın hocam şimdi siz geçtiğimiz günlerde bizim Almanya'daki şehitliğimizden bahsettiniz. Hatta Balkanlar'daki bizim haklarımızdan bahsettiniz. Musul vesairesi bahsettiğiniz zaman şimdi benim bir vatandaş olarak rahatsız olduğum unsurlar ortaya çıkıyor. Bu çıktığı zaman hani şunu söylediğin zaman gerçekten ben kabullenemiyorum. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı'nın bir bekası olarak bugüne kadar geldi. Diplomaside, uluslararası ilişkilerde iyi bir ülkeyiz. Ama bunun da iyi yönlerini görmek istiyorum. Yeter artık benim neredeyse yarın öbür gün benim torunlarım olacak. Artık halen göreceğim. Yani neyi göreceğim? Sabri Bey, biz Türk futbol takımlarına benziyoruz. 90 dakika bastırıyoruz karşı tarafı. İyi oynuyoruz fakat iki gol yiyip mağlup çıkıyoruz. Diplomasimiz de biraz buna benziyor. Yani ha, birileri bizi tehdit ediyor oğlum diyor. Sesini çıkarma, senin iktidardan mı indireceğim? Yani ne var burada? Onu zannetmiyorum ama bir basiretsizliğim ve beceriksizliğim oluyor. Bu hakikaten siz dediğiniz Yunanistan'ın NATO'ya dönüşünde Kenan Evren NATO Genel Sekreteri erkek sözü verdi diye kabul etti. Erkek. Ben özellikle 1940'lardan itibaren biraz Türk siyasetini inceledim. Hangi ödünleri vermişiz diye Hafıza-i Beşer biraz incelediğimde. Evet, 1945'lerden ilk Musul şeysiyle başlamış, müzakereleriyle başlamış. Musul'dan sonra Suriye ile sınır hatlarımızda itilaflar başlamış. Suriye'ye bazı bölgeleri terk etmişiz. Sonra Kıbrıs açıklarındaki alanlar üzerinde haklarımızı yitirmişiz. 1978 muhtırasında yine önemli birkaç mil açıklığımızdaki adaları Yunanistan'a demişiz, tamam bunlar sizindir, darbe oldu, bize bakamıyoruz zaten. Daha sonra 1980'lere geliyoruz, bakıyoruz ki Yunanistan'da dolayı NATO'nun üyeliği içerisinde taviz vermişiz. 1990'lı yıllara geldiğimizde Kardak krizini biliyoruz. 95-96 yıllarındaki o süreçleri biraz hatırlayalım. Şiller hanımefendinin bir anda böyle pantolon giymesi gibi bizim algıladığımız bir süreç var. Bunlar önemli midir? Çok önemli. Ama sonuçta baktığımızda elde sıfır dediğimiz bir tablo var. Bu da bizi bir vatandaş olarak üzüyor. Yani bir şeyi görmek istiyorum. Diplomasi deyince bunca üniversitemiz var, bunca akademik yapımız var. Bu aklı parayla mı satıyorlar, kaşıkla mı, kepçeyle mi? Biraz alalım mı artık? Yani nedir yani? Diplomasi deyince tamam Avrupalılar diplomasiyi bize göre çizdiler, dizayn ettiler de bunu biraz da yaşamak istiyorum. Müsaade ederseniz. Bir şey söyleyeyim. Peki. Bakın Avrupa Birliği ile biz 62 yılında yaptığımız anlaşmalarda 72'de katma protokolde serbest dolaşım hakkı ve gümrük birliği sözü aldık. Serbest dolaşım hakkı 1 Aralık 1987'de geçerliliğe kavuşacaktı. O zaman Alman Kuzey Vestfalya Eyalet Başkanı Heinz Kühn, Yalçın Bey de onu çok iyi tanır, bir açıklama yaptı. Serbest dolaşım hakkını Türklere veremeyiz. Bunlar 4,5-5 milyon kişi bavullarını hazırladı, bavulların üzerinde oturuyorlar. Allah Allah diye Almanya'ya gelecek diye. Halbuki Heinz Kühn hepimizden iyi biliyordu. Serbest dolaşım hakkı demek,
gittiğiniz ülkede 90 gün içinde ev ve iş bulursanız kalma hakkı var. Biz bunun üstüne gelemedik. Zira o zaman benim çok büyük bir işsizim vardı. Avrupa'da Almanya'ya gelmemiz güçtü. Yani bu konularda kazık yedik. Birçok oldu. Belki de şu başarısızlığım var. Çok kısa zamanda çok hükümetler değişti. Bir dışişleri bakanı ya bir yetkili bunu öğrenene kadar yenisi geldi. Öğrenmiş gitti. Yeni öğrenecek başa geldi. Peki, çok teşekkür ediyorum. Yalçın Hocam, bir eski parlamenter olarak da size sormak istiyoruz. Avrupa diplomasi dili. Faruk Hocam çok güzel aslında özetledi. Yani neleri kazandık. Evet, sonuçta geldi dedi ki kabul edelim ki çok kazık yedik. Çok önemli olan, ecdadı belli olan bir milletin bugünkü diplomasi diline baktığımızda sıfır dediğimiz bir politikaya gidiyoruz. Bu hükümet döneminde kısmen bir takım şeyler yapılıyor ama bu da hükümete övgü manasında değil. Ya yeter artık, tek güçlü bu kadar, 15 yıllık bir iktidarın da bu kadarı olsun dediğimiz bir süreci aslında anlatıyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz, bu diplomasi dili bize gelince mi kilitleniyor, dilimiz mi kilitleniyor? Yani kitabın ortasından okuyalım. Kitabın ortasından okuduğum zaman 74 bin, 79 bin kelimeyle İngiliz diplomatını mezun ediyor üniversiteden. Diplomat yapıyor. 74 bin kelimeyle Alman bitiriyor, veriyor. 76 bin kelimeyle Fransız çıkarıyor. 7900 kelimeyle sen üniversiteyi bitirtiyorsun çocuğuna. Ve üniversitede verdiğim bütün bilgiler, bunu yazıyorum, son 8 bin yüksek teknoloji kitaplarında Türkiye'den tek atıf yok. Hocam, tek bir atıf yok. 8 bin kitap var son 4 senede. Amerika, bu Amazon çok felaket bir şey oldu. Kitaplar dolu. Kitaplara bakıyorum, bir atıf var mı? Türkiye'den bir hocamız, Allah razı olsun, iki tane hanımefendi geçen hafta, birisi biliyorsun tahlil konusunda, bir diğeri de bir hücre konusunda iki buluş yaptılar. Bilim adımıza Türk isimleri gördük. Mutlu olduk bunlarla. Çok doğru. Bunun dışında bizim bir başarımız yok. Niçin yok? Eğitimden ötürü yok. Sen 7900 kelimelik anlakla, dağarcıkla benim diplomatımı, generalimi bunlarla bir masaya oturtursan adamlar seni saç sakal tıraşını yaparlar, bir de yanaklarından öperler ve kaldırırlar. Maalesef bizim ticaret anlaşmalarımız da böyle, uluslararası harp antlaşmalarımız da böyle. Biz cephede kazandıklarımızı masada vermeyi beceren bir milletiz. O zaman bunun karşılığına biz elemanlar, yeni keçecizadeler yetiştirmemiz lazım. Neyle yetiştireceksin bunu? Adamlara söylüyorum. Bir, Balkanlardaki mezalimi bilmeden ben insanları Balkanlara konsolosluğa kapıcı yapmam. Değil konsolos, değil büyükelçi, oranın lisanını bilmeden. Bakın, bize yıllardır, yıllarca Arapça ile aramızı açtılar, Araplarla aramızı açtılar. Türkiye'deki Arapça bilen diplomat sayısı zero, sıfır. Trablusgarp'taki Amerikan konsolosluğunda Arapça bilen Bulgar sayısı, diplomat sayısı 38 tane. Adamlar böyle çalıştı. Türkiye'ye gelen İngiliz büyükelçi bülbül gibi İngilizce konuşuyor. Benimle. Bülbül Türkçe konuşuyor. Benim dilimi öğrenmiş de gelmiş. O dilini öğrenene kadar benim sosyolojik zafiyetlerimi öğrendi, zayıf noktalarımı öğrendi. Hocam, tam bu manada araya girmek istiyorum. Örneğin bir büyükelçi veya konsolos geldiği zaman o bölgenin etnik yapısını, demografisini, kültürünü, yaşam biçimini, sosyal yaşam biçimini hepsini inceleyerek geliyor ve yanılmıyorsam ataması yapılmadan önce yaklaşık 6 ay, 1 sene boyunca o ülkenin bütün detayı, bilgi biyografisi yükleniyor adama. Evet. Gelince de senden ilgili kendi ülkesinin menfaatlerinin bütün planlamalarını yaparak geliyor. Biz bunun aynısını uyguluyor muyuz? Yok efendim, öyle bir şey yok. Artı daha ötesini söyleyeyim size. Ticaret makaslarından puan alıyorlar. Mesela iki büyükelçi öncesi Türkiye'den bir İngiliz büyükelçisi en fazla gitse Felemenk ülkelerine gider. Avrupa'nın işte Hollanda, Belçika falan oralara gider. Türkiye İngiliz büyükelçisi. Doğru. İki büyükelçi önceki büyükelçi Thomas Westmacott denilen, babası da çok önemli bir adam. MI5'ın içinden çıkma, MI6'in kurucularından tahmin ediyorum. Bu adamcağız Türkiye'den sonra ikinci büyük Commonwealth olan Kanada'ya gitti. Ne yaptı da bu adam Türkiye'den buraya gitti? Beyler, otursun bunu bir bana birisi Allah'ın kulu bunu söyleyemedi.
Bu adam Türkiye'de dernekler daire başkanlığı özerk yapıda kurulurken, emniyetin içerisinde alınıp kurulurken, dernekler daire başkanlığına himaye göstermişler. Demişler ki size Avrupa Birliği'nden bir fon, bir para verelim, sizin elektronik altyapınızı yapalım. Bizimkiler de ha 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 alkışlamışlar. Adamlar programı yapmışlar ve vermişler. Türkiye'nin 81 vilayetinde sen ben imzayı atıp dernek kuralım, içeriye verelim, tak Ankara'ya gidiyor. Enter dediğin zaman. Ama o Enter'ın E'nesine bastığın zaman önce England Büyükelçiliğine gidiyor. Ondan sonra ter diyor Türkiye'dekine gidiyor. Çünkü dünyada nerede bir teşkilat, nerede bir örgüt varsa. Bakın bu örgütlerin ve teşkilatların arkasına. Bilhassa dini ve etnisite olanların hepsinin arkasında İngiliz çıkar. Benim Türk ırkının müzmin bir dostu vardır. Vazgeçilmez bir dosttur. Düşmanlığı bana o kadar samimidir ki müzmindir adamın. Ben artık ona müzmin dostum, düşmanım diyorum. Yani benim başka düşman aram ikinci. Ondan sonraki gelir bütün düşmanların peş peş. Bizim Alman'la cedelleşiriz, cebelleşiriz ama bir yerde gene flört ederiz. Niye? Onun Lebensraum'u benim ceddim tarafından ona öğretilmiş. O hala doğuya gelecek. Doğuda da 90 milyon nüfusla ben oturuyorum. Beni geçip gidemeyeceğine göre bir şekilde benimle üleşecek. Bak bu akşam güzel dokümanlar buldum, getirdim programı. Evet. Alman nüfus politikaları diye daha 1935 yılında 3 tane adam yakalıyoruz. Üstad bu ülkede. Adamların adlarını da okuyayım. Ölmüşlerdir rahmetli. Buyurun. Doktor Kurt Köhler, Leipzigli. Doktor Olaf Kühlmann, Jana. Doktor Wilhelm Ehlers, Berlin'den. Bu üç tane adam Türkiye'de ellerinde yakaladığımız dokümanları bizim o günkü arşivcilerimiz çeviriyor. Alman nüfus politikaları diye bir belge elimize geçiyor. Yıl daha Atatürk sağ, 1935, 37'de Başbakanlık arşivine giriyor. Şimdi bakın burada... Umumi mülahazalar başlığı altında okuduğum bir yer var. Çok enteresan. İngiliz zihniyetini iyi tanıyan birisi vaktiyle şu sözü söylemişti. İngilizler alemşümül düşünmek itiadındadırlar. Global bugünkü karşılığı. Evet. Almanlar ise düşüncelerinin ekseriya böyle şumullü ve plastik, esnek değildir. Tasavvurları ihata etmezler ancak daha küçük, mikyaslı ahval ve şeriatı kavramakla ve bunlara itibar etmektedirler. Yani çok konuşurlar biliyorsun, onlara ben eskiden beri derim konuştukların bir fındık kabuğunu doldurmadı. Bir anlaşma güzel, yapacağız. Güzel bir izleyicimiz Twitter'dan atmış bize. Diplomasi dili güle güle yalan söylemek, yanlışlık yüzüne vurunca da pişkinliği yapmak demektir diyor. Yüzü kızarmayacak. Yani yüzü kızarmayacak da tam da Avrupa'yı özetlemiş. İblis olacaksın. Evet. Şimdi burada diplomasi için bizim de çok güzel tariflerimiz vardı. Evet. Yani o yağlı kazığa oturtsalar dahi seni ıh etmeyeceksin. Bu tabir de bizim tabirimiz. Değil mi? Çok gidip de kellesini veren vezirlerimiz olmadı mı voyvodalara? Adam evet. Kelime-i şehadet çekti. Ruhunu teslim etti ama yine de teslim olmadı. Yine de aman demedi. Almanya'nın cihanşumul siyaset düşüncelerine yol açtı İngilizlerin bu atraksiyonları. Bu hali vazan tebarüz ettirmek zorunda kaldı. Şimdi Almanya'da o kot kafalılığına rağmen biraz daha refleksli düşünmeye çalışıyor. Şimdi İngilizlerin Brexit'inden sonra bunların politikaları daha fark etti. Şimdi bizim nedir oradaki daha fark eden politika? Şimdi bir, mali olarak üstlerine felaket bir yük bindi bu adamlar. Çok doğru. İngilizler ciddi bir para verdi. Yani İngilizlerin o günkü başbakanı ne dedi? Theresa May. Ben daha az para vereceğim, daha çok ticaret yapacağım. Benden daha çok mal alacaksınız. Bunlar dedi ki alamıyoruz, kusura bakma almayız. Almıyorsanız ben de ceketi alır giderim dedi. Lafın da altında kalamadı. Aldı ceketi çıktı. Çıktığına da belki bence çok çok pişmanlar. İngiliz halkı pişman. Halk da pişman. Bunun arkasından bizim bunları refleksleri kullanacak elemanımız yok. Niçin yok? Başımız peki, o kadar çok bela ben var. Ben şöyle bir hocam özür diliyorum. Konunun arasına gireceğim ama siz devam edeceksiniz. Avrupa bize karşı herhangi bir argümanı koyduğunda bizim buna karşı sunacağımız güçlü bir delil olması gerekmez mi? Şimdi burada rahmetli anayım arkadaşım eksik olmasın Aytunç Altındalı. Evet, Allah rahmet eylesin. Diplomasını bu Ankara'daki
taş kafalı YÖKÇÜ'lere kabul ettiremedik. Teoloji diploması vardı. Bakın yalvarıyorum bizim. Bugün ilahiyat fakültesine ihtiyacımız yok arkadaşlar. Yeter, Türkiye'nin her tarafı ilahiyat oldu. İlahiyatçılar ne yapıyor? Hacca komisyonla hacı götürüyor. Badem bıyıkları bırakmışlar. Bütün şirinlikleriyle sırıtıyorlar. Hacca kafile. Bir de önünde koca profesör sıfalı. Ya ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Din profesörü olunur mu? Din profesörü olunur mu kardeşim? Soruyor. Uleması olur da. Ya profesörü. Yapmayın, düşürdük peki bu iş. Şimdi teolojide okuduğumuz zaman teolojiyi ve dinler tarihini okuduğumuz zaman Allah hocamdır Abdurrahman Küçük'ten razı olsun. Sayesinde öğrendim bunları, yoksa bunları bilmezdim ben. İlahiyatçılar nasıl sapır sapır dökülüyor görüyoruz televizyonlarda değil mi? Eşek sidikleriyle çıkıyorlar, katır tırnaklarıyla, muskacılar, üfürükçüler hepsi. Peki karşıki tarafın öğretileri nedir Savcı Bey? Ne öğretiyor? Hristiyan teoizmi, teologları ya da İsrail, bizim Davudi amcaoğulları öğretirken ne öğretiyor çocuklarını? Çocukların öğrettiklerini söyleyeyim sana. Bizden gayrısı mahluktur diye öğretiyor. Doğru mu? İnsan sınıfına koymuyor. Koymuyor. Şimdi o zaman sen tavrını buna göre alacaksın. Ona göre ben dört ayaklıyım. Ben o zaman dört ayaklı olurum kardeşim. Ben sana medeni bir şekilde davranmam güzel kardeşim. Peki. Bunların diplomatları da bize böyle bakıyor. Hocam bir reklam arasına gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir reklam arası efendim. Evet değerli izleyiciler, hızıyla sürerken aslında çok da önemli bir konuyu tartışıyoruz. Diplomasi dili. Diplomasi dili deyince hem Profesör Doktor Faruk Şen Bey'in hem Yalçın Koçak Hocamızın anlatımlarıyla devam edeceğiz. Yalnız güzel örneklemeler verdiniz. İlahiyatçılar kısmına geldik. İlahiyatçılar da evet, son zamanlarda ilahiyatçılar da prim yaptı desek yeridir. Ama niye? Hac organizasyonu için bazı özel uygulamalar veya toplumun muhafazakar yapısına göre vesairesi. O zaman mektebi niye okuduk, üniversiteyi niye okuduk diye de sorgulamak gerekir. Topluma aydınlatma, bilgilendirme. Bilgilendirme deyince benim ufkuma aç kardeşim. Beni nereye gönderiyorsun? Bana diplomasiyi mi öğreteceksin? Gezegenlerimi keşfedeceksin? Sıkıntılarımı mı gidereceksin? Sıkıntımı genişler. Bana metafiziği mi öğreteceksin? Öğret ama bir şey öğret. Peki hocam buyurun. Şimdi diyorum ki bizim bugün bir toparlama yapayım. Hı-hı. NATO zıngıldadı. Evet. Taşlar zıngıldadı. NATO ülkeleriyle aramızda muhabbet, ünsiyet vesaire bunları da öteledik. Yeni birliklerimizde bizi dışlamak istiyorsunuz vesaire. Ben bakıyorum şimdi NATO birlikleri Romanya'dan Bulgaristan'a iniyor. Bu taraftan Gürcistan'dan benim sınırıma doğru geliyor. Ayın 25'inde aşağımda birileri plebisit referandum yapmaya uğraşıyor. Kimsin lan sen, kimin tarlasında neyin niye referandumunu yapıyorsun? Hı-hı. Burası dibine kadar 64 tane Türk-Kürt karışımı Arap aşiretinin. Sen nereden çıktın geldin? Bir karış toprağın yok senin orada demek lazım. Bunu Tayyip Bey ima yoluyla söylüyor belki. Efendim geçiyoruz aşağıda. Kudüs, Filistin, Tel Afer, Irak, Suriye karma karışık buralar. Kıbrıs'ta sıkıştırıyorlar bizi farkındaysanız. Evet. Geliyoruz. Gelmiş Yunanistan adalarına, kayalıklarına çıkmış. Haksız iktisap ettiği adalarda hakkı olmadığı halde silah koymaya başlamış. Buralara silah yerleştiriyor. Tek 765 silah olmaması lazım buralarda. Katar krizi başımıza çıkarıldı. Elhamdülillah lehimize gelişti. Allah'tan. Katar'da şu anda iyi gidiyoruz. Peki. Evet. Şimdi soruyorum ben. Ertuğrul Fırkateyn diye bir Fırkateyn tam 125 sene önce bugün Arakan diye ağladığımız yerde geçti. Ve 200 kilometre yukarıdan çıplak ayaklı insanlar geldi. Onun sadece bayrağını selamlayıp limana bağlayan halatını öpmeye geldi. Osman Paşa diyor ki halat inceldi insanların öptüğü yerde. Halatı değiştirdim diyor. Halat inceldi. Şimdi böyle bu insanlara zamanında sen halifenin bayrağını götürürsen sancağını. Oraya İslam'ı götürürsen hepsi Hanefi Müslümandır. Hepsi Horasani'dir. Mezhepleri de karışık değildir. Mezhepleri de çok enteresan. Ve orada bugün 3000'lerce insanı katlettiler. 3000 civarında. 3000 geçti. Geçti katliam var. Benim ciğerim yanıyor. Burada ciğerim yanıyor benim. Ben öyle... Çok efendim bunlar kadar
bugünküler kadar din ağırlıklı siyaset de yapan bir adam değilim. Sevmem de. Ne milliyetçiliğimi ne ön plana koyayım ne dindarlığımı. 80'de hacca gitmişim elhamdülillah. 5 şartın 5'ini de yerine getirmişim. Doğarken de 5'i üstümeydi, ölürken de 5'i üstüme olacak. Hem zekatım hem haccım dahil. Öyle 3 şartla başlayıp 5 şartla bitirmedik biz bu şeyi, hayatı. 5'le başladık, 5'le götürdük elhamdülillah. Şimdi gördüğüm, bizim büyük puzzle'a bakmamız lazım. Brexit sonrası bizim İrlanda'da çalışmamız lazım. Çalışan var mı? Faruk Bey, Avrupa'yı çok iyi biliyorsun. Evet. Yok. Katalanlar ayrılık istiyor. Bunlar da biliyorsun Spanyol bizim olur. Birazcık Endülüs'ten kan sıhri hısımlarımız bunlar aslında. Kaşımak lazım. Kaşıyan var mı üstadım? Yok. Yok. Peki Portekiz'in baskları mağaralarda bakan tamgalara göre adamlar yüzdü milyon bizden zaten. Kaşıyan çalışan var mı? Yok. Belçika'da Flamanların üstüne uğraşan var mı? Yok. Hollanda'da var mı bu cizvitlerin üstüne giden? Yok. Bunların altına bir mezhep daha var. Bombası, fünyesi burada İstanbul'da, Ayasofya'da. Buradan bas bombasını, orada ben patlatayım bombaları. Bunların arasında felaket bir harp çıkar. Vallahi billahi ne 30 yıl savaşına benzeyecek ne 100 yıl savaşına. Ama bunu evet. Bizim yapmamız lazım. Bu İstanbul merkezi, burası İstanbul. Burası yani 100 yılın, son 100 yılın siyasetinin belli edileceği yer burası. Buraya Deli Petro da dünyanın merkezi diyor, Napolyon da dünyanın merkezi diyor. Fatih burayı süs olsun diye almadı. Şu elindeki kızıl elma onun kızıl elmasıydı. Bu akşam sana nasip oldu. Bak Balkan onu program sonuna doğru inşallah nasip ederse onu. Şimdi bizim Avrupa'da yapabileceğimiz çok iş var. Sayın Sabri Bey, Derin Kutu'nu muhterem izleyenlerin. Bunları yapmıyorsak biz suçluyuz. Ben genç yaşta 36 yaşındaydım galiba parlamenter olduğumda. Avrupa'da gittik DİTİB'i kurduk. Niçin kurduk? Bizim orada cenazelerimiz yolda telef oluyor. Gelen giden çok perişan oluyor. Perişanlıklar oluyor. Bunu kuralım. Sonra baktık fark ettik ki orada efendiler var malı götürüyor. Bu efendilere hiç ise devlet olarak bu işi yapalım dedik. Bunu yapmaya başladık. Niyazi Önen eksik olmasın bak adı da aklıma geldi. Çok büyük emek ve eser verdi. Biz DİTİB'i yaparken DİTİB'den ne bir kuruş menfaatlenelim diye yaptık. Bir para alalım da holding zedeler gibi, holzederler gibi çıkaralım. Ne de bunlardan R'ye tahvil edelim diye yaptık. Allah için yaptık. İnsanlarımıza bir genişlik verelim diye yaptık. Ama bizim yaptığımız yapıların üzerinden birileri gitti, holdingler kurdu, paralar topladı, nemalar götürdü, reyler topladı, partiler kurdular vesaire vesaire. Yazık günah. Ben rahmetli Mehmet Akif'i çok dinlerim. Mehmet Akif kabrinden bize okuyor hala. Ne dedi mübarek? Siyasetin kanı servet, hayatı servettir. Zebun-ı kuş Avrupalının bildiği tek hak var, o da kuvvettir. Burada zebun kuş Avrupalı derken hep iki anlamda kullanıyor. Bir siyaset kelimesi bize yabancı. Siyaset Avrupalı. İki bir de Avrupa'daki yaşayan insanlar. Şimdi biz son asrın Haçlılarına karşı nasıl duracağız beyim? Çünkü biz o Müslümanlar değiliz Sabri Bey. O şuura gelmedik. Gelmedik. Biz o zaman diyorum daha ki, felaket yaşamamız gibi. O zaman diyorum ki lütfen bakın bize komünist diye sevdirmedikleri bir adam daha var. Kıvılcım rahmetli. Hikmet Kıvılcım. Hikmet Kıvılcım yaşa. Hikmet Kıvılcım'ın nefis bir eseri var. Daha geçen buldum tekrar bastırdım. İstanbul'un fethi bir savaşla fetih değil bir medeniyet fethidir diyor. Bir çok farklı bir bakış. Hakikaten alıp bakıyorsun. Biz uzun yıllar boyunca başkalarının yönlendirmeleriyle hep birilerini ötekileştirmedik mi? Maalesef canım işte taraf. Komünist dedik. Taraftar buluyorsun kendini. Yani ben Cemil Meriç okumadığıma yanıyorum. Sağlığımda gidip eline öpmediğime üzülüyorum. Yani ondan niye ben birebir daha almadım? Etkilendi. Şimdi benim ele aldım. Yıllar sonra etkilendi. Adama solak dediler bize. Onlar da solcular da bu salak dedi. Onlar sahip çıkmadı. Biz okumadık. Zavallı adam oysa ki bir umman. Biz ondan da vazgeçtik. La İbni Haldun okudunuz mu? Yok kardeşim. Mukaddime hiçbirimiz okumadık. Allah razı olsun diyorum. Yine Tayyip Bey kalktı. Vakıf olarak İbni Haldun Üniversitesi. İnşallah. Dua mı?
İbni Haldun'un da ruhunu da orada yaşatırlar. İsmini değil sadece. O İbni Haldun... Peki hocam, diplomasiye gelecek olursak tekrar. Biz bir şey öğrenebildik mi? Siz aynı kanıda mısınız? Yani bir şey öğrendik mi? Hayır, halen var olanı mı veriyoruz? Bu kadroculuk var ya, bize bu kadroculuk perişan ediyor. Hı-hı. Şimdi iyi şeyler olacak inşallah. Yani Kor General'den Deniz Kuvvetleri Komutanı... Yaptı. Ömer Seyfi Tülün, bir dostumuz Katar'da bir gıda üzerine yatırım yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız da hatta Katar Şeyhi'yle birlikte, emiriyle birlikte de açılışına katıldı vesairesi. Biraz onun üzerine bir yorum yaptık. Yorum da şu... Katar'ı kullananlar veya kuranlar İngilizlerdir. Siz nasıl dedim bu kadar bürokrasiyi aşabildiniz, rahat mekanı açtınız diye sorduğumuzda Ömer Bey'in tespitleri ve cevapları o kadar manidar ve güzeldi ki şu. Siz her türlü peyniri, çökeleği götürebilirsin, sütü götürebilirsin, suyu da götürebilirsin ama dedi sakın ha dedi Çin'den ithal ettiğiniz bir tesisi bile dahi götüremezsiniz. Nedeni şu. Bütün nerf sisteminden altyapı güvenliğine kadar veya devleti yönetim sistemine kadar İngilizlere aittir. Kısıtlı bir şekilde gidersiniz. Ben dedi büyükelçimle görüşmek istedim. Geldim yatırım yapacağım. Ticari ateşemle görüştüm. İşte görüşse herhalde memnun olacaklar. Ben de buraya geldim. Hızlı bir şekilde benimle ilgilenecekler. Neyi de iyi yaptı da geldi burada Türk girişimci. Ya uygun bir zaman ararım veya şey yaparım diliyle karşılaşmış. Bunun üzerine kendisine de bir özel kişiliğinden dolayı arıyor, azarlıyor. Diyor ki hani beni teşvik edeceğine görüşmemek için uğraşıyorsun. Şimdi buna baktığımızda kusura bakmayın ben diplomasi dilinin D'sini dahi öğrenememişim anlamına geliyor. Yani burada milli ve yerli şuur açısından biz halen bazı doğru tespitleri koyamadıysak siz kalkıp... bir Arap dünyasına, ülkesine bir büyükelçi atacaksanız Arapça dilinden yoksun. Bir Almanya'ya göndereceğiniz konsolos Almanca'dan uzak, kültürden uzak veya bir İspanyol vesairesi benzeri çok Rus. Neyi başarılı olacaksınız ki? Şimdi bu konuda bir şey diyeceğim. Siz buyurun. Arapçaya dediniz. Hakikaten Türk diplomasi tarihine bakarsanız iki Arapça bilen diplomatımız vardı. Bir tanesi vefat etti. Vahit Talefoğlu. O da Arapça bildiğini kimseye söylemezmiş. Beni Arap dünyasına yollarlar diye. İkincisi de çok değerli bir diplomat. Yaşar Yakış. Bir ara biliyorsunuz İslam İşbirliği Örgütü'ne genel sekreter olarak da... İşleri Bakanlığı da yaptı. Yaptı. Kısa bir süre yaptı. Ben de kendisine kadar çok takdir ederim. Fakat... Yaşar Yakış'ı çok takdir ediyor musunuz? Yaşar Yakış'ı ben takdir ederim. Niçin? Çok iyi bir büyükelçiydi. İyi büyük bir elçiydi. İyi bir Dışişleri Bakanlığı yaptı mı? Çok kısa yaptı. Onun için bir şey dememiz güç. 4 ay, 4,5 ay. Yani ben kendim şunu söyleyeyim. AK Parti'nin ilk dönemlerindeki Dışişleri Bakanlığı'na baktığımızda onun beyanatları ve açıklamalarını dinlediğimde vah derdim halime. Yalnız haksızlık etmeyelim. Ahmet Davutoğlu'nun da açıklamalarına baktığımız zaman o zaman vah vah dememiz lazımdı. Yok onun derinlik neydi? Strateji derinlik kitabı var. Onun için. Uygulamada şey görmedik ama kitap üzerinde çok derin bir kitap olduğunu gördük. Çünkü çok kalın bir kitap. Kalın bir kitapta o derinlikte boğulduk. Niçin? Ahmet Davutoğlu dış işlerine geçtiği zaman Türkiye'nin komşularıyla ilişkileri iyiydi. Hatta daha da pekişilecektik. Sonunda bizim Azerbaycan dışında doğru dürüst komşuluk ilişkisi yaptığımız kalmadı. Yani yaptırmadılar mı? Kalmadı. Ben Ahmet Davutoğlu'nun kendi hırsından hareket ben başka ediyorum. Bir pencereden tabii. Bakmak istiyorum. Siz kalkıp bir devlet politikasını kitaba yansıtıp yayınlarsanız onun üzerinde de başka karanlık güçler sizin strateji planlarınızı ayan beyan okuyacaksa siz ondan sonra... Daha evvel yazmıştı, kitabı daha evvel yazmıştı. Sonra uygulamaya geldi ve ben size bir şey diyeyim mi? Yani gündemi oldu diye bu şu, kendini beyan ediyorsunuz ve fikri siyasetinizi de beyan ediyorsunuz. Sen gizliliğin nerede kaldı? Şimdi Sabri Bey, biliyorsunuz 28 Mart 2016'da biz geri kabul anlaşmasını imzaladık. Biraz gözü kara imzaladık. İmzalamak için Brüksel'e giderken Cumhurbaşkanı'nın bir sözü vardı, ben onu hiç unutmam. Bunlar sana kazık atarlar. Parayı almadan gelme dedi. Para dediği 3 milyar euroluk parayı da 2016 yılı için verilecek.
Toplamda 6 milyardı. Bakın. Alamadık. Avrupa Birliği'nin ekonomiden aldık. Sorumlu. Onda birini aldık. Evet, onda birini. Oettinger bir şey diyor, Alman o da. Türkiye'ye çok haksızlık ettik diyor. Onda birini ancak verdik, bunu hemen bu yıl vermemiz lazım diyor. Avrupa Birliği'nin cevabı ne biliyor musunuz? Türkiye proje sunarsa 2017 yılı sonuna kadar 200 milyon euro daha vereceğiz. Yani bir ne kadar oluyor? 12,5'ta birini vermiş oluyor. Bir de şart gidiyor. İyi proje sunarsa. Ben 3 milyon 270 bin Suriyeli mülteciye bakıyorum. Bunların neredeyse 300 bini şeylerde, kamplarda ve sokaktaki insanın da katkılarından bakıyorum. Ve öyle bir bakıyorum ki artık bunların maalesef %74'ü Türkiye'de kalmak istiyor. Ne Avrupa'ya geçmek ne de kendi ülkesine geçmek istiyor. Halbuki benim bir dış politikam olsa, benim bir iç politikam olsa Suriyeli mülteciler bize geçici gelmiş insanlardır. Kendi ülkelerinde yavaş yavaş barışa giderse dönmeleri lazım. Bakın Almanya'da 180 tane Suriyeli mülteci bayram tatilini kendi ülkelerinde geçirmek için uçağa binmiş Suriye'ye gidiyor. Evet. Geri dönüşlerini iptal etti. Bir mülteci dedi, gidip kendi ülkesinde kalabiliyorsa demek ki onun için bir yaptırım yoktur. Bizde 120 bin kişi tespit ediliyor. Sınırlardan bayram kutlamak için Türk nasıl Bodrum'a, kendi köyüne gider yahut İzmir'e giderse bu da Suriye'ye gidiyor. Fakat sonunda gene geri dönüyor. Bunların geri dönüş şansının olmaması lazım. Bizim Suriyeli mülteciler için bir politikamız olması lazım. Bunlar Halep'le Şam arasından gelen tarımda çalışan insanlar. Ben bunları Güneydoğu Anadolu'da, Doğu ve Orta Anadolu'da tarım ve hayvancılıkta kullanmam lazım. Bunların kalkıp 450 binin İstanbul'da sokaklarda dolaşmaması lazım. Bunların bir politikasının oluşması lazım. Ben şimdi size ters gelecek. Ben 40 yıl Almanya'da yaşadım. Irkçılık yapmam. Fakat Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerinde savaş varken erkeklerin kaçıp buraya gelip kılını bile kapırdatmaması ve benim askerimin oraya gitmesini anlamakta güçlük çekiyorum. İnsan ilk önce vatanını sever. Hocam arada... isterseniz o konu çok önemli. Hassas bir konu. O hassas konu da şu. Belki Yalçın Hocam da ona cevap verecek ama Türkiye'de şu an 3 milyon veya 3 milyonun üzerinde bir mülteci dediğimiz sınıf var. Bunun içerisinde çoğunlukla gençler. Gençler dediğimizde kadın sınıfının oranı çok yüksek seviyede. Belli bir oranda da bu ailelerin başında olan aile büyükleri var veya gelenler. Bir de biz bir yasa çıkardık. Yasayla birlikte dedi ki 300 bin, 500 bini veya 5 milyar dolarına kadar olanlara da vatandaşlık, ekonomiye katkısı vesairesi. Bu çok önemli bir husus muydu? Önemli bir husus. Ama bizim biraz da kendimize bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Şu an savunma, daha doğrusu organize sanayi bölgelerimizden tutun birçok temizlik unsuruna kadar Suriyeliler üzerinden bir politika yürütüyoruz. Bizim bütün kirli ve yapamadığımız işleri şu an Suriyeli göçmenler veya ilticacılar tarafından Sabri karşılandı. Bey, bunu görüşünüzde... Bunun cevabını alacağım sizden ama şunu bir özetleyelim. İlginç olan bizde 1600 liraya 1500 liraya çalışmayan soydaşlarımız, vatandaşımız dediğimiz kitle var. Şimdi bakıyorsunuz gıda sektöründe Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan oradan buradan bizim Türkiye Cumhuriyetleri lokanta sektörüne girmeye başlamışlar. Her yerde onları görüyorsunuz. Artık hizmette onlar. Peki sokaktaki veya organize sanayi bölgelerindeki işleri yapan kimler? Tamirciydi, şucuydu, bucuydu dediğimizde bakıyorsunuz hepsi Suriyeli. Bir de böyle bir gerçek şeyimiz var. Peki kahvelere, kafelere de dolu olan Türkler var. Şimdi, nedir bu? Sabri Bey, biraz abarttık. Niye? Şimdi ben Kanlıca'da oturuyorum. Hı-hı. Sabahları Üsküdar'dan Küçüksu'ya gelirken hı-hı, inşaat işçileri topluyor inşaat şirketleri. Hamallar. Ya inşaatta böyle şey. Hı-hı. 100 lira benimkiler alıyor, Türkler alıyor. Ötekiler hı-hı, 40 liraya gidiyor ve Türkler işsiz kalıyor, 40 liraya gidiyor. Hı-hı. Bir ülke ilk önce bunu Almanya'da yapar, kendi ülkesinin vatandaşına karşı sorumluluğu vardır. Hı hı. Eğer bir taban ücreti varsa, eğer bir sendikal hak varsa ilk önce ben kendi insanımın karnını doyurmakla yükümlüyüm.
daha ucuz diye Suriyeli'ye bu şans verip de ben bu 3 milyonun, yarım milyonunu, 1 milyonunu vatandaş yapıp bunlar daha ucuz, bunlar kalitesi işte çalışır diye alıp diğerlerini dışarıda bırakamam. Kadınlar konusunda haklısınız. Hakikaten şu anda evinde annesine, babasına veya çocuklarına Filipinli, Gürcü kadın çalıştırmayan yok gibi bir şey. Bunlar hepsi kaçak çalışıyorlar. Türkiye bu konuda akılcı bir politika yaptı. Yani göçmenler konusunda Mayıs 2012'de Tayyip Erdoğan hükümeti ev işlerinde çalışan kadınları eğer ev sahipleri sigortalı yaparsa kalmalarına izin verdi. Yani bunu da abartmamak lazım. Benim nüfusum her yıl 1 milyon 100 bin kişi artıyor. Bu nüfusun büyük bir çoğunluğu yurt dışında çalışma istemi içinde. Türkiye'de mülteci sayısı nedir hocam? 3 milyon 270 bin Suriyeli olduğundan hareket ediliyor. 2 milyona yakın da Afrika'dan kaçanlar, Afganistanlılar var. 5 milyon 200 bin. 6 milyona yakın insan var. İşte 6 milyona ne zaman geliyoruz biliyor musunuz? 540-570 bin yabancıya da oturmaya ve çalışmaya izin verdik. Bunlar ev işlerini yapan Ermeni'den tut Gürcü'ye kadar buraya çalışmaya gelen insana kadar. Demek ki benim nüfusuma oranla 6 milyonluk bir kitle var. Bu nüfusun %7'sidir. Almanya'da da göçmen nüfusu %7'dir. Yani Türkiye şu anda nüfusu benziyor. Göçmen açısından, mülteci açısından Almanya ile aynı düzeyde. Ve biz çok daha fazla toleranslıyız. Bu toleransı yapan ulusun da kişi başına ulusal geliri 8.150 dolar. Böyle bir ülkenin Ali Cenaplığını ilk önce kendi vatandaşına yapmak. Şu konuya tekrar gelelim hocam. Tabii. Mülteciler noktasına baktığımızda ağır işlerde çalışan hamallık boyutundaki bütün mültecilere baktığımızda özellikle Suriyeli düne kadar benim vatandaşlarım ve coğrafyamda TEBAM'da bir parçaydı. Bu bizi rahatsız etmesi gerekiyor mu? Vallahi benim insanlarım, gençlerim işsiz kalıyorsa bu beni rahatsız ediyor. Peki senin katma değer dediğin ihracat kısmında en büyük hamallık boyutunu bunlar üstlenip de sana katma değer sağlıyorsa ne yapacaksın? Yalnız ben size bir şeyim, o daha hiç ispat edilmedi. Belirli politik söylemler var. İstatistikler geçtiğimiz günlerde Sanayi Ticaret Bakanlığı da açıkladı. Buna baktığımızda ciddi bir katkı olduğunu söylüyor. Şunu da ben örnek vereyim bu arada hocam. Yani benim de en çok karşı olduğum konulardan biri budur. Sizden aynı görüşteyim ama şu haksızlığı yapmak istemiyoruz. Tablonun gerçek fotoğrafına baktığımızda benim arkadaşım, köylüm, komşum her neyse vatandaşım ya 80 lirayı 70 lirayı beğenmiyor. Ben 100 liradan aşağı gitmem diyor. Peki öbür yandan akşama kadar gidip bir kafede bir kahve köşesinde oturup orada kendi çocuğuna ekmek götürmemesini ben hazmedemiyorum. Bu beni rahatsız eder. Şu anda taban ücretinden çalışmaya hazır Türkiye'de 4 milyon insan var. Biz bunları iş yeri açmıyoruz, vermiyoruz. Bakın çok ilginç bir şey. Türkiye'de işsizlik sigortası var, işsizlik paraları kesiliyor. Biz bunu Türkiye Odalar Birliği'ne ve diğer kuruluşlara veriyoruz. İş yeri açsın diye. O da büyük bir itirafları. Ben 1 milyon iş yeri açacağım. Bunun paraları nereden geliyor? İşsizlik sigortasından kesilen paralardan geliyor. Evet. Yani bunlara baktığınız zaman ben kendi insanıma da sahip çıkmakla yükümlü hissediyorum. Hepimiz ondan sorumluyuz. Ama şu çok önemli bir husus. Onu tekrar altını çizelim. Biz soydaşlarımıza karşı değiliz. Onu bilelim. Nedir? Özellikle Türkiye Cumhuriyetlerinden gelen. Hayır, bana tabii. Sığınmış. Afganistan'dan gelen ben, mi? Suriye'den gelen de bir kardeşim yani mülteci olarak gelmiş. Yani mülteci nedir biliyor musunuz? Biz onlar misafir diyoruz. Misafir ya. Ülkelerinde artık yavaş yavaş barışa gidiyor. Hocam, Ensar Macil ilişkilerine baktığımızda burada bir merhamet duygusu devreye girecektir. O da dolayısıyla bugünkü yaptığımız bir insani sorumluluktur. Evet zordur, zor bir süreçten geçiyoruz ama şunu da unutmayalım. Arap dünyasına baktığımızda şu an Türk turizminin ihracat kısmının veya birçok kısmında bunların sırtından beslendiğimiz bir gerçeği de var. Onlar bizi seviyor, biz de onları seviyoruz ama kalkıp da bize yarın kazık atmasınlar, bizim tek endişemiz o. Onlar bizi sevdiğini tahmin etmiyorum. Evet. Bakın Suudi Arap Trump'ın kızına 100 milyon dolar veriyor, harcıyor. Fakat Suudi Arabistan Suriyeli mülteciler için 100 milyon dolar ayırmadı. Yani biz Almanlara, Avrupa Birliği'ne kızıyoruz, paraları vermiyor. İyi de adama devleti kuran İngilizler kardeşim, sen mi kurdun?
Adam İngiliz kendine göre bir şekillenme yapmış götürüyor. Katar'ı da diyor sahibi benim, Kuveyt'in de sahibi benim diyor, Ürdün'ün sahibi de benim. Bunlara zamanında diyor ben benliklerini, kimliklerini, asaletini elinden aldım, ben yönetirim. İstediğine göre de kendine şey. Biz de diyoruz ki biz yeniden küllerimizden bir şekilde bir kıvılcımla Orta Doğu'da şekilleneceğiz. Buna da diplomasi diline ihtiyacımız var. Tekrar konumuza dönelim. Aldım. Diplomasi diline noktasına dönelim. Bu Faruk Hocam siz evet gerçekten güzel özetlediniz. Yalçın Hocam da çok güzel özetledi. Biz daha halen bazı şeyleri öğrenemedik. Orta Doğu'dan açılımdan tutun dil faktörüne kadar. Peki diplomasi dilini beni nasıl yetiştirilmesi gerekiyor? Nasıl bir yol olması lazım? Şimdi diplomasi dili dediğimiz zaman hakikaten bir ulusal diplomat, ulusal bir dış politikamız olması lazım. Hı-hı. Ulusal dış politika nedir? Ben Suriye ve Irak'taki Türkmenlere nasıl sahip çıkıyorum? Hı-hı. Onların haklarını nasıl savunuyorum? Hı-hı. Barzani'ye karşı Irak merkezi hükümetine yahut Suriye'ye karşı nasıl savunuyorum? Bir. İkincisi diplomasi dili dediğimiz zaman benim Batı Trakya'da yaşayan 160 bin Türk kökenli insanım var. Ben onların haklarını nasıl savunuyorum? Ben Yunanistan'a nasıl izin veriyorum? Batı Trakyalı Türkler orada kendi müftülerini seçiyorlar. Fakat Yunanistan bunları kabul etmiyor. Suudi Arabistan'dan gelen müftüleri atıyor. Üçüncü konu, hassas bir konu. Türkiye son zamanlarda maalesef bu konuda uzaklaştı. Benim 17 milyon Müslüman Türk'üm Uygur Türkleri olarak Sincan'da yaşıyor. Bunlara Çin hükümeti terörist muamelesi yapıyor. Ben Sincan'a iki kere gittim. Muhakkak ki terörist örgütler vardır. Fakat oradaki insanların 17 milyon, herhalde 16 milyon 500 bini sade üzüm üretmekle geçiniyor. Çin o kadar akılcı bir politika uygulamış ki küçük ve orta esnaf kredisinden ham Çinlilerini getiriyor, oraya yerleştiriyor. Bütün kredileri onlara yönlendiriyor. Asimile etmek için bir politikaları yapıyor. Bizimkilere sade 700 çeşit üzüm yetiştiriyor. Ve cami imamlarını da Suudi Arabistan'dan getiriyor. Tutucu cami imamları ve bunları sade dine mahkum etmek istiyor. Benim bir Uygur Türkleri politikam olması lazım. Benim bir Türkmen politikası olması. Vallahi ben göremiyorum. Ya belki Yasin Bey bunu görüyordur ama. Yani ben bununla ilgili biraz sosyolojik bir çalışma yaptım. Var mı? Batı Trakya Türklerine yönelik bir politikamız hocam, var hocam şunu söyleyeceğim. Sincar'la ilgili, Yasin Hocam da söyleyecek onu ama. Sincar Türkleriyle ilgili baktığımızda gerçekten zulüm ve mazlum bir noktada Çin en ağır baskıcı tutumunu Uygur Türkleri üzerine uyguladığını görüyor. Yani uyguluyor bunu. Ancak şu çok önemli. AK Parti iktidarı dönemindeki daha önceki olan katliamlara kısmen diplomasi diliyle belki orada biraz başarılı olduk diyebiliriz. Geçtiğimiz Ramazan ayıydı yanılmıyorsam yine sosyal medya üzerinden kirli görüntüler yayınlanmaya başladı. Bunun üzerine hızlı bir şekilde birçok etki tepki meselesiyle birlikte Çin ve Türkiye hızlı bir şekilde diplomasiye geçtiler. Görüşmeye başladılar. Görüşmenin sonucunda da hayır. Uygur Türklerinin liderleri olan önemli zatlar hemen açıklama yaptılar. Dediler ki kardeşim uzun yıllarda ilk kez bir refah veya huzur içerisinde yaşıyorduk. Bu ayı da bize zehir etmeyin diye basın açıklaması yaptılar. Şimdi bazen güzel şeyler oluyor ama bu yeterli mi? Değil. Bu şu anlama geliyor. Diplomasiyi derken evet biz biraz iğneyi kendimize batıralım ama çuvaldızı da başkasına batıralım. Bizde sorun var. Sorun bizde. Sorun da şurada. Biz halen devlet politikası olarak bir takım şekillenmeleri yapamadık. Şimdi o kadar güzel bir şey ki, bakın benim Almanca konuşan 3 ülkede, 3 büyük ülkem, hatta Avusturya'da 3 ayrı var. AGİT ve Dünya Ticaret Örgütü'nde ve 18 tane başkonsolosumuz var. Hı hı. Kaç tanesi Almanca dilini biliyor yahut da orada okumuş, büyümüş çocuklar. Tam bu Almanca dilinde biz bir reklam arasına gidelim. Bize biliyorsun kapitalizminde bir ölçeği vardır, para lazım. Oldu. Evet, değerli izleyiciler kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Telefonumu... Evet değerli izleyiciler, iki tane değerli konuk aslında, iki değerli delikanlı demek lazım. Bu delikanlıları
toplum olarak da onların bilgisine ve kültürüne de ihtiyacımız var. Neden? Çünkü bizden çok onlar çektiler. Dolayısıyla onların bize bırakacağı miras noktasında bizler de bir tedbir alarak da yaşamı sürdürmek zorundayız. Bir isterse Avrupa'nın ikiyüzlü politikası olsun, bu diğer bakış açısıyla olacak olursa da Orta Doğu'daki, Orta Asya'daki, Afrika'daki değer yargılarımıza ters düşen veya bize karşı strateji uygulayan ülkelere de yine akıl noktasında ders olsun diyerek sizden bilgi almamız gerekir. Ekranları başında olan hem izleyicilerimiz açısından hem de bizler açısından önemlidir. Farklı bakış açılarıyla birlikte değerli izleyiciler burada önemli bir hususun altını çizmek istiyoruz. Derin Kutu diğer programlara fazla benzemek istemez. Farklı bir ayrıcalığı var. Neden? Şu. Farklı zıt kutuplarda, ters kutuplarda olduğu gibi önemli olan bizim toplumumuzun alması gereken farklı görüş veya zemin veya artık nasıl diyorsanız o görüşleri harmanlayarak bizim milli değerlerimize uygunluğunu tartışmamız gerekir. Yoksa tek tip bir anlayışta sadece bir görüşten bir insanın burada olması emin olun ne size ne bize katkısı olacaktır. Mümkün oldukça biz önümüzdeki süreçlerde de programlarda bunu dile getirmeye çalışacağız. Bugün de şöyle bir konuyla da ifade etmek istiyorum ki bir 20 günlük bir tatile çıkacağız. Onu da şimdiden belirteyim. Şehrin gündemi bir 20 günlük süreçte tatilde olacak. Derin Kutu programını arkadaşlarımız veya ters kutupları da arkadaşlarımız mümkün oldukça sizlerle 20 gün tartışmaya devam edecekler. Sizi bilgilendirmeye devam edecekler. Şimdiden hatırlatmasını yapalım. Evet hocam, Avrupa'nın ikiyüzlü politikasına veya Alman ırkının kibir veya nefsinden böyle bir üstünlük ırk olduğunu söylerler. Ben Yahudileri biliyordum ama Almanlar daha büyük üstünlük olduğunu söylüyorlar kendileri açısından. Buna baktığımızda sizler Avrupa'da uzun yıllar yaşadınız, biliyorsunuz oradaki sosyal dokuyu incelediniz de. Nedir bunların bu kadar kibir ve nefis ırkı? Sabri Bey, ilk önce siz bize, ikimize bir kompliman yaptınız. Onun için teşekkür ederim. Yarın ben sizi yemeğe davet ediyorum. Öbür günde Yalçın Bey iki delikanlı dediniz. Yalnız bunu yazılı olarak verin de genç kızlara gösterelim. Bakın diyelim televizyon programında sabitlenmiş bir görüştür diye. İkincisi hakikaten yarın bizim için çok önemli bir gün. 30 Ağustos Zafer Bayramı Türk ulusuna hepimize kutlu olsun. Diplomatik dile geldiğimiz zaman hakikaten bizim daha başarılı diplomasi yapmamız lazım. Daha kaliteli, daha akılcı dışişleri bakanlarımızın olması lazım. Bakın, biz iki Alman politikacıyı dışişleri bakanı olarak küstürdük. İkisi de Türk dostuydu. Bir tanesi şimdiki Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ikinci şimdiki dışişleri bakanı Sigmar Gabriel. Frank-Walter Steinmeier'i ben çok uzun süredir tanırım. Hakikaten Türkiye'ye çok olumlu bakan bir politikacıydı. Türkiye'ye bir günlük ziyaret ettiği zaman biz adamı fazla dövdük. Hak etmediği bir şekilde dövdük. Evet. Sigmar Gabriel şu anda Türkiye'nin en büyük düşmanı konumunda olan kişi. 12 yıl bir Türk hanımla beraberdi. O Türk hanımdan bir kızı vardır. O da Türkiye'ye iyi bakardı. Fakat şu andaki uyguladığı Türkiye politikası Angela Merkel'in çok üstünde sert bir politika. Gelelim Alman ırkına. Alman ırkı tarih boyunca kendini Ari, karışmamış bir ırk olarak kabul eder. Hı hı. Bir açıdan da doğrudur. Almanya'nın hiçbir zaman müstemleke koloni politikası olmamıştır. Karışma şansı olmamıştır. Yani bir İngiliz baktığınız zaman üzerinde güneş batmayan bir imparatorluk. Portekiz bile büyük sömürgecilik yapmış, bu konuda tecrübelidir. İspanya öyledir, Fransa öyledir. Almanlar bir Ari ırktan hareket eder ve kendini üst kültürün savunucusu olarak görür. Yani Almanya'da 82 milyon insan yaşar. Bunun 7 milyonu göçmendir. Göçmenlerin kendi Alman üst kültürünü kabul etmesini ister. Üst kültür dediğin zaman dinsel politikadan kültür politikasına, dil politikasına kadar hepsini kapsar. Bakın Almanya'da Türk Dil Kurumu'nun bunu kaydetmesi lazım. Almanya'da Türk okullardaki Türkçe dilini kaldırdı Alman hükümeti. Bir adım daha ileri gitti. Artık Hessen eyaleti başta olmak üzere Türkiye'den öğretmen getirmek istemiyorlar. Türkçe televizyon ve radyo yayınlarına son verdiler. Bir adım daha ileri gittiler 2 yıl evvel. Berlin'deki okullarda T
teneffüslerde Türkçe konuşmayı yasak etmek istiyorlar. Yasaklıyor çok da. Daha ileri gidelim. Şu anda Esin Belediye Başkanı olan... Bir parantez açayım hemen abi, devam et. Yani aynı bize 1925'te yapılan devrimler gibi. Dayatma dil devrimi, dayatma alfabe devrimi, dayatma şapka devrimi, dayatma ezan devrimi gibi. Avrupa şimdi Avrupa'daki Türkler aynısını uyguluyor. Ya bunlar demek ki vahşi. Yani bunu başka türlü daha nasıl izah edecek? Esen'deki belediye başkanı kadınları pek sevmez. İslami grupların erkeklerini çok sever. Bir savunduğu fikir var. Diyor ki biz terörü önlemek için camilerdeki ibadetin ve camilerde okunan hutbelerin Almanca olmasını istiyoruz. Hı, şimdi insanın lisanına karışmayacağı iki yer vardır. Bir yatak odası, iki din. Onları ben kendi dilimde yaparım. Böylece üç kültür olarak bunları dikte ediyorlar. Şimdi Almanya'nın bu diktesi tarihte de çıktı. Düşün, Birinci Dünya Savaşı'nı çıkaran onlar. 1933'te Hitler, Yalçın Bey hep dedi, Lebensraum doğuya açılma ki bu doğu sadece... Hayalleri oydu. Rusya'da bitmeyen bir doğu politikasıydı. Akılları olsa, akılcı bir şey olsa, Türkiye ile iyi geçirse Orta Doğu'da da belki beraber bizden... Yalçın Hocam'ın bahsettiği aslında Hitler'in atalarını da geçmişine biraz bakmak lazım ki Almanların 1800'lerdeki hedeflerinde de arkadaşlar, Jimmy'deki arkadaşım şunu gösterebilir mi? Burada önemli olan Almanların çok derin bir siyaseti olduğunu ve 100 yıllık, 200 yıllık bir planlamada devlet akıllarının olduğunu da söylememizde, görmemizde, tartışmada yani yarar var. Şimdi Hitler'in bu politikası atalarından gelmiyor. Zira Hitler Avusturya. Alman bilediğini Avusturya. Irktır yani. Tabii. Bir ırkı bu. Özelliği bu. Yani onları da bu yapan bu. Sabri Bey, bundan eskisini buldular. Biz bulmadık ama. Biz bulmadık. Bakın, ben son Almanya seyahatim 7-8 ay o. Ne zaman vefat etti? Wolfgang Schäuble, Doğu Alman eski başbakanı Şahnur vefat etti ya, Wolfgang. Abi, 8 ay. 8-9 ay önce Almanya'ya gittim o cenazeye. Ha evet, hatırladım. Berlin'e de gittim. Berlin'deydim zaten. Hem devlet protokolü yapıldı ona zaten. Yapıldı. Hem bizim işte eski bağlarımız var, merhabamız var. Katılalım cenazesine. Çok muhterem bir adam. Ölümünden 3 ay önce de beraber olduk. Şunu da sorabilir miyim hocam bu arada, konu dağılmasın diye. Siz gittiğinizde eski bir parlamento olarak cenazeye katıldınız. Oradaki diplomatlara bilgi veriyor musunuz gittiğinize dair, yoksa bir vatandaş olarak gidip katıldınız? Benim ne amaçla gittiğimi, bu beyefendiyle nasıl eski bir dostluk olduğumu ona benim oturup 4 gün 4 gece anlatmam lazım. Benim o kadar zamanım zaten yok. Hayır, yani bunu bildiriyor musunuz? Bildirmedim. Peki örneğin şöyle bir örnek vereyim. İngilizlerde veya Amerikalılarda, İsraillerde herhangi birisi... bir başka ülkeye gittiği zaman oradaki büyükelçisi, konsolosu, parlamenter olabilir, büyükelçi olabilir veya eski devlet adamlarından biri olabilir, gittiğinde bütün diplomasi diliyle oradaki bilgileri sağlıyor ve ona göre katılım sağlıyor. Sizin bütün ön şeylerinizi hazırlıyor. Bizim böyle bir aklımız var mı? Yok efendim, öyle nerede öyle bir akıl? İşte öyle bir akıl olmadığı için zaten biz de kendi cenazemizi kendimiz gidip gömüyoruz. Uğraşmıyoruz onunla. Şimdi bu aslında... Burada... Üstad biliyor işin bir kısmını. Şimdi bakın, Almanya 90 milyon değil mi? Doğu Alman, 82 milyon. 82. Doğu Almanlardan aldıklarında ne kadar? 65'te 17 geldi, 70'e 82 oldu. Yani 65 milyon bir ülke 17 milyondan gelen Doğu Alman'a başbakanlık verdi. Doğru mu tarif? Doğru değil mi? Bak bir daha söylüyoruz. 65 milyonluk demek ki Angutlar sürüsü, 17 milyonluk akıllılar azınlık tarafından geldi ve yönetildi. Şu anda Almanya'nın durumu bu. Ben bunda çok çok daha başarılı olabilirim. Ben daha azınlıktayım. Ben bir diaspora politikası kuramadım orada. Ben orada bir süzme politikası kurdum. Din, mezhep, cemaat, tarikat, holdingler ver istismar et. Oradakileri şayet biz bir Avrupa Türk inisiyatifi olarak, ati olarak teşkilatlayabilseydik, yapılandırabilseydik, yapabilseydim o projeyi. Yapabilselerdi benden sonraki değerli arkadaşlarım, o Milli Talebe Birliği'nde yetiştirdiğimiz o bebeler bugün güneş batıdan doğacaktı. Avrupa'dan yükselecek. Buna imkanımız vardı. Biz Avrupa'da banka yasası değişmeden Helmut Kohl bu yasayı değiştirdi.
Nefis bir plan yaptık. Bizim orada bankalarda o günkü rakamla 30 milyar markın üstünde paramız vardı. 30 milyar markı bir gece Dresdner Bankası'na indirsek, ertesi günü Deutsche'a indirsek, daha ertesi günü Ziraat Bankası'na koysak, bu iki banka gelip Ziraat Bankası'nın malı oluyordu eski yasaya göre. Bu yasayı değiştirttirdik. Değiştirdiler, gördüler bunu kol zamanında. Kol büyük kriz geçirdi. Adam kalp krizinden gidiyor. Bunlar hepsi bir projedir. Bunlar yapılabilecek şeyler. Bu Hatman'ıydı bu projenin adı. Ama sonradan bütün bu hazırladığımız ekibin üstüne geldi. İslam adına İslamsı insanlar çöktü. Holdingler oldu. Ya Almanya'da Allah aşkına söylesin ya. Bir sokaktan öbür sokağa 1000 mark parayı bankadan gönder ya da elden gönder, Alman gizli polisi tepene biner ya. Bu milyarlarca dolar Türkiye'ye nasıl geldi marklar o zaman? Çuvallarla, paralarla. Ha bu para, şayet iyi hatırlayın, lütfen rica ediyorum. Türkiye'de biz o zaman Telekom'un özelleştirmesine bu parayı kullanacaktık. 30 milyar markı. Telekom idaresi gene devlette kalacaktı. Türkiye'nin iç ve dış borcu, İyi hatırlayın efendim, rakamlarla aran iyi hocam. Yani o günkü şartlarda 32 milyar Demirel, mark civarında 0 lira borçla bitiriyorduk. Hazinede 28.750 milyar